WWE tarihindeki en iyi çaylak yıllarından birine sahip olan Sheamus günümüzde United States şampiyonu. En azından şu an ben bu videoyu yaparken öyleydi. İlk geldiği sene daha ana kadroya geçiş yapmadan önce onu bir Raw öncesi Superstars çekimlerindeki bir maçta izleme şansı buldum. 2007 senesinde Florida Championship Wrestling'de pişmeye başladıktan sonra 2009'da büyük sıçramasına doğru geçiyordu. O sene 28 Eylül'de yapılan Raw'dan önce WWE Superstars çekimleri yapılıyor. Daha önce ECW'da onu birkaç kez görmüştük. Bazı dark maçlarda da boy göstermişti. Raw başlamadan önce tüm dekor Superstars'tı. Sheamus gelip Tyler Rex'i yendi. Orada onu izlediğimde belki çok büyük bir isim olabileceğini düşünmedim. Ama ses getirebilecek kadar iyi biri olduğunu belli ediyordu. Sheamus'la ilk tanışmam bu şekildeydi. Devamında ana kadroda boy göstermeye başladığı gibi devrin en tepe adamı John Cena'ya kafa tuttu. Hem de ne kafa tutmak. Ana kadroya 26 Ekim'de çıktı. 13 Aralık TLC Pay-Per-View'ında Cena'yı Tables Match'te yenerek yeni WWE şampiyonu oldu. Nasıl bir etki yarattığını söylememize bu bile yeter. Devamıysa zaten harika bir kariyer. 4 ana kemer, 3 kez United States, 5 kez Tag Team şampiyonluğu. Bu da yemi yetmiyor. Royal Rumble, Money in the Bank ve King of the Ring'de kazananı. Tüm WWE kariyerini izleyebilmiş biri olarak onun şu an rahatlıkla bir efsane statüsünde olduğunu söyleyebilirim. Hala bile bir main eventer olarak çok rahat boy gösterebilir. İşte şimdi gelin sizlerle beraber Sheamus hakkında belki de bilmediğiniz bir takım arka alan olayları, bilgiler ve anlarına göz gezdirelim. Az önce de anlattığım gibi Sheamus ana kadroya geldikten sonra sadece ikinci pay-per-view'unda John Cena'nın rakibiydi. TLC'de yapılan bu tables match için herkesin fikri sabit. Şirkette daha yeni gelen bir adamın o anki şirketin en tepesindeki adamı yenmesi pek beklenebilecek bir şey değil. Her ne kadar Sheamus gelecek vaat ediyor olsa da genelde bu tarz isimler orta seviye kemerlerden başlayıp adım adım yükselirler. İşte olayın güzelliği de burada. Sheamus'ın direkt olarak ana adama kafa tutması ve maçı kazanması. Bu konuda birçok spekülasyon var. Maç sonunda ikili turnbuckle tepesindeyken birbirlerini itiyorlar. Cena ringin ortasındaki masaya düşüyor. Sheamus da dışarıya. Cena masaya düştüğü için masa kırılıyor ve maçı kaybediyor. Asıl ilginç olan şey, Sheamus'ın belki de dışarıdaki masaya düşmesi gerekti. Böylece iki güreşçi de aynı anda masaya düşecekti. Boçlu bir son olup olmadığı hep tartışıldı. Sonuç olarak Sheamus maçı kazandı. Her şey hazırdı aslında onun kazanması için. İçerideki bazı güreşçilerse buna hazır değildi. Bilinene göre arka alandaki bir takım güreşçiler bundan hiç memnun kalmadılar. Özellikle şirkette yıllardır bulunup bu ana kemerin kokusunu bile alamayan bazı isimler. Arka alanda bunun yaşandığını biliyoruz. Ama kimse hangi güreşçilerin Sheamus'ın şampiyonluğundan dolayı kızgın olduğunu söylemiyor. Şirkette ana kadroda yeni boy göstermeye başlamış birinin şampiyon olmasından dolayı haklarının yendiğini düşünmüş olmalılar. Sheamus'ın ringlerde nasıl bir kavgacı olduğunu biliriz. Onun dışında da eğlenceli, gülümseyen ve hep neşeli biri olarak görülür. Öyle de biridir zaten. Ancak bazen sınırı aştığı zamanlarda oldu. Aslına bakarsanız bu söylentilerin çoğunda karşı tarafın haksız olduğu ama Sheamus'ın da kendini tutamadığından dolayı haksız olarak görüldüğü olaylar bunlar. İlk olarak Sin Cara ile olan olayından bahsedelim. Sin Cara'nın WWE kariyerinin tam bir eziyet olduğunu biliyoruz. Botch'ları geçin, onun dışında güvensiz şekilde güreştiği de söz konusuydu. İngilizce sorunlarından dolayı da arka alanda pek kişiyle anlaşamadığı da biliniyor. Onun sıkıntı yaşadığı olaylardan biri de Sheamus'laydı. Güvensiz güreştiğinden dolayı Sheamus'ı neredeyse sakatlayacağı bir gün ikili arasında kavga çıktı. WCW'dan tanıyacağınız eski güreşçi Conan'ın onayladığına göre Sheamus maçtan sonra arka alanda Sin Cara'nın üzerine yürüdü. O sırada doktor tarafından kontrolü yapılan Sin Cara geri adım atmadı. İkili yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Sonunda ise tekme yiyip dayak yiyen kişi Sheamus oldu. Kavga demişken, onun belki de en çok bilinen kavgasına da değineyim. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Yoshitatsu, 2000'lerin sonlarında WWE'ye yeni bir soluk olarak gelen Japon güreşçiydi. Çocuksu müziğiyle dalga geçilen biri olmasının yanı sıra şirkette pek fazla da ön planda olamadı.
Yoshitatsu'nun artık boy göstermeye başladığı zamanlar Sheamus ve Ted DiBiase Jr.'la beraber aynı evde kaldığı biliniyor. Aslında o evde ilk kalanlar Sheamus ve DiBiase Jr.'dı. Yoshitatsu sonradan geldi. Kavganın başlangıç sebebi ise bir birikim. Bir süredir anlaşamayan ve birbirlerinin hareketlerinden uyuz olan bu ikilinin ilk olayı Sheamus'ın Yoshi'nin protein tozlarını izinsiz kullanmasıyla başladı. Yoshi buna kızınca Sheamus sert karşılık verdi. Gerçek manada kavga etmeye başladılar. Yoshi'nin dojo ve amatör boks geçmişinden haberi olmayan Sheamus burada da dayak yiyen taraftı. Yıllar sonra Sheamus After the Bell'de bundan bahsetti. Kendi tarafından anlatılandaysa Yoshi kalacak yeri olmadığı için onlarla kalıyordu ve evin giderlerine, faturalarına katkı vermiyordu. Bedava orada kalmaya başlamasına Sheamus sinir olmuş ve onun protein tozlarını izinsiz kullanmaya başlamıştı. İki tarafında kendine göre haklı sebepleri olsa da sopa yiyenin Sheamus olduğu gerçeği değişmiyor. Sheamus'a eskiden alışan insanlar mohawk, mohikan saç tarzı ve sakallarından pek hoşlanmamışlardı. Hatta birçok kez "You look stupid, aptal görünüyorsun" diye de tezahüratlara maruz kalmıştı. 2019'da artık eski tarzına geri döndüğünde ise bundan hem kendisi hem de izleyenler memnun kalmıştı. Aslına bakarsanız o bu tarza dönmeyi istemiş ancak WWE istememişti. Saçma sapan, ince ve küçük bir bıyıkla döndürmek istedi WWE. Neyse ki Sheamus kendi istediğini yaptırıp özüne geri döndü. Yalnız istediği bir diğer şeyi maalesef geri getiremedi. O da müziği. Şu an izleyenlere sorsanız çoğu kişi eski müziğini daha çok beğendiğini söyleyecektir. Sheamus eski müziğini geri getirmek için çok çaba sarf etti ama başarılı olamadı. Kendisi gibi İrlandalı bir diğer güreşçi olan Becky Lynch'e şirketteki ilk yıllarında çok yardımcı olduğu biliniyor Sheamus'ın. 2013 yılında Becky WWE ile 2 yıllık bir kontrat imzaladı. Onun kontrat imzalamasındaki en büyük rol Sheamus'a ait. Hem kendi ülkesinden olması hem de onun yeteneklerinin farkında olmasından dolayı Sheamus Becky'nin arkasında durdu. İlerleyen zamanlarda vermiş olduğu bir röportajda Sheamus, Becky'nin şirkete gelmesi için gerekli olan şeyleri ona söylediğini belirtti. Ayrıca şirketten hangi yetkililerle diyalog kurması gerektiğinden, nelere dikkat etmesi gerektiğine kadar hep destek çıktı. Böylece denemelerden başarıyla geçmeyi başardı Becky. Günümüzde ise Becky, şirkette en tepelere çıkmayı başarabilmiş bir güreşçi olarak bulunuyor. Bakalım bu yıl içinde geri dönüş gerçekleştirecek mi? Sheamus'ın Celtic Warrior Workouts isminde bir YouTube kanalı var. Burada bir süredir video yayınlamasa da bir süre önceye kadar hep düzenli videolar atıyordu. WWE'den iş arkadaşlarıyla beraber sürekli bir antrenman ve vücut geliştirme videoları bunlar. Sheamus kendi vücuduna ve kondisyonuna çok dikkat ediyor. Yalnız bir keresinde bunu biraz boşlamıştı. Verdiği bir röportajda sadece bir kez olmakla beraber oldukça kilo aldığını ve göbeklendiğini söylüyor. Hem de bunu WWE'de bulunduğu sürede yaptı. Tatilde oldukça kilo alan Sheamus geri dönüp Vince McMahon'in karşısına öyle çıktığında tepkiyle karşılaştı. Vince onun fiziğinden hoşlanmadı. Hatta insanlar içinde Vince onunla iyi bir tatil geçirmiş olmalısın diyerek alay da etti. Sheamus da biraz abarttığını fark edip Vince'in de buna tepki göstermesiyle sıkı bir diyete başladı. Onun eski fiziğini kazanması çok da zor olmasa gerek ki olmadı da. Sheamus'ın birkaç yıl önce emekli olmak istediğini biliyor muydunuz? Hatta onu da geçtim. Edge ve Daniel Bryan gibi emeklilik konuşması bile hazırlama fikri vardı. Yaşadığı negatif şeyler, beyin sarsıntıları ve beklenmedik sakatlıklar onu bezdirdi. Sonunda da emekli olmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Zamanla kafasını toparladı, kendisine daha çok dikkat etmeye başladı. Motive olup daha iyi bir kafa yapısıyla bu işe sımsıkı sarıldı. Doktorların ve fizyoterapilerin de etkisiyle Sheamus kendisini daha da geliştirdi. Kilo da verip sağlığını da iyi duruma soktu. Böylece onu sevenler ondan mahrum kalmamış oldular. Sheamus son WWE şampiyonluğunu 2015 yılında yaşadı. Money in the Bank kontratı elindeyken ilk kez WWE şampiyonu olan Roman Reigns'e cash-in yaptı. Daha önceden 3 ana kemeri olan Sheamus için bu kemeri tekrar kazanmak oldukça iyi bir şey olmasına rağmen maalesef sadece 22 gün boyunca bu kemeri koruyabildi.
Roman Reigns'in şirketin tepesinde oturmaya başlayacağı zamanlar Sheamus ile feud vardı. Kemeri Roman'a da kaybettikten sonra Alberto Del Rio, Rusev ve Wade Barrett ile birlikte League of Nations kuruldu. Sheamus ve ekibi bu süreçte bir nevi Roman'ı yüceltmek için şirketteydiler. Bundan da biraz rahatsız olduğu belirtiliyor. O dönemlerde 6 ayda League of Nations üyeleri Roman'la tam 48 maça çıktılar. House Show'lar da dahil bu 48 maçın 43'ünü kaybettiler. Sheamus o dönemlerden bahsederken biraz rahatsız oluyor. Son olarak daha günümüze gelelim. WrestleMania 37'nin ikinci gecesinin en iyi maçlarından birine Sheamus ve Riddle imza attılar. Maça United States şampiyonu olarak Riddle çıktı. Bu çok iyi maçın sonunda Sheamus rakibini yenerek yeni şampiyon oldu. Aslına bakarsanız planlanan şey bu değildi. Maç gününe kadar Riddle'ın kazanması planlanmış, hatta tüm maç içi senaryolar da bu yönde yapılmıştı. WWE son anda seyircilerin önünde Sheamus'ı şampiyon yapmak istedi. Ring içi olarak ayarlanan her şey sabit kalsa da maçın sonu son günde ayarlandı. Böylece WrestleMania 37'de Riddle kemerini koruyamadı. Sheamus pandemiden dolayı bir yıl sonra seyircilerin önünden United States şampiyonu olarak ayrıldı.